Pandemi nedeniyle evinden çıkmadan yani internet üzerinden alışveriş yapıyor artık pek çok kişi. Bunu fırsat bilen sahtekarlarsa taklit pazarını internet ortamına taşıdı. Orijinal ürün aldığını sanıp yüksek bedel ödeyen tüketicilerin hayal kırıklıkları arttı. Normal dantelli bir şeyden alakasız bir şey geldi. Hiç beğenmedim. 300 lira verdim. Pazarda 10 liralık satılan sivit geldi bana. Hep sahte çıkıyor. Fiyatı orijinal ama ürün taklit. İnternet alışverişlerinde tüketicilere kurulan yeni tuzak bu. Kıyafette oldu. Ünlü bir marka diye, bayağı da kaliteli bir ürün diye aldık ama alakası yokmuş. Orijinaliyle uzaktan yakından alakası yok. Görünce zaten şok oldum. Pandemi döneminde alışverişler daha çok internete kaydı. Ancak hem markalar hem de tüketiciler aldatılıyor. Çünkü sahte ürün pazarı 4 milyar dolara ulaştı ve internetteki sahte ürün satışı %40 arttı. Ayakkabı almış bir tane. Orijinali 1200 TL civarında falan. 800 TL almış, çakmasını göndermişler. Bir tane göndermişler, çiftini de değil, tekini göndermiş. İstanbul'da Zeytinburnu Kapalı Çarşı ve Merter'deki taklit ürün satışları salgınla birlikte internete kaydı. Sahtekarlar görmeden dokunmadan alışverişi fırsata çevirirken şikayetler arttı. En son alışveriş yaptığımda gözüm çok iltihaplandı. Niye? Gözüm kaybetme riski bile olabilirdi. Hastaneye gittim. Ne aldınız ki? Rimel almıştım. Çıktı? Çakma çıktı. Taklit ürünler en çok kıyafet, ayakkabı ve çantada görülüyor. Tüketiciler orijinal aldığını sanıp yüksek bedeller ödüyorlar ama karşılarına aldıkları ürün geldiği zaman şoka uğruyorlar. Ayakkabı sipariş ettim 500 TL'ye, çakmasını getirmişler. Geri iade etmeye falan çalıştım, hiçbir şekilde iade falan da almıyorlardı. Online pazardaki taklit patlaması Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de gündeminde. Sektörse Ticaret Bakanlığı'ndan acil önlem bekliyor. Pantolon almıştım. Çarşaf yolladılar. Yok artık. Gerçekten. Bu da bayağı sahte olmuş o zaman. Yanık da hatta bir tarafı.